bir gece daha Tiflis'te kalacağım için para bozdurmam gerekti. Bir exchange ofis arıyorum ama buralarda gözükmüyor. Çok güzel ya, şu binalara bak. Burada da bir tane tur şirketi. Biri birlik turlarını tanıtıyor. Dün gece kaldığım otelin The Corner Hotel gece müdürü Malik Azerbaycan vatandaşıydı. Bayağı muhabbet ettik. Sağ olsun. Çay kahve. Çok efendi bir çocuktu. Şimdi yeniden ona işimiz düştü. Gene oraya giderim diye düşünüyorum. Olmazsa da başka bir otel ayarlayacağım Booking.com'dan. Ama önce bir para bozdurmam lazım. Döviz üfesi gibi bir şey göremedim şu ana kadar. Biraz daha merkezi bir yere yürüyüp oradan bulmaya çalışacağım. Ah Ermenistan. İstemeseydin PCR testi şimdi ne güzel oradaydı. Kura Nehri'ni bir de akşam üzeri. Biraz rengi değişmiş. Daha canına. Ardahan'dan doğuyor. Gürcistan. Tiflis. Çöpüş. Git buradan. Ardahan'dan doğduktan sonra Gürcistan, Ermenistan, en son Azerbaycan. Tam denize dökülüyor. Hazar Denizi'ne dökülüyor. Burada ben döviz bozdurdum az önce. Evet, bir sürü dövizi varmış her burada. Daha önce bulacağız diye gelmemiştim. Müthiş güzel bir manzara var. Sonbaharın başlaması, daha doğrusu kışa girme arifesi. Ama çok güzel bir manzara. Kuş sesleri. Şurada da çok güzel bir manzara var. Yani bu arada arkadaşlar ben bu çekimleri yapmamın nedeni sadece kendimi eğlendirmek. Arkadaşlarımla, sevdiğim insanlarla, dostlarımla, aile çevremle paylaşmak. Yani profesyonel bir YouTuber gibi
değilim. Zaten değilim. Kesinlikle değilim. Öyle de olmadım. Hatta bunu YouTube'a koy diyen arkadaşlarım var. Onu bile ciddi ciddi isteyenler var ama ben çok kararsızım. Dediğim gibi ben bunu sadece eğlenmek, gezdiğim yerleri sizlere de göstermek için paylaşıyorum şu anda. Dilim dönmeyebilir. Biraz da ben heyecan yapıyor da olabilirim. O yüzden artık kusura bakmayacaksınız. Çünkü sırtımda 9,5 kilo bir çanta var. Şu anda onun da etkisi var. Nereye girdik şimdi böyle? Çok güzel halı satan bir mağaza var. İran halısı galiba. Thank you. Thank you. Kafeye çağırdılar. Burada bir mobil PCR test aracı varmış. Şöyle 70 gel. 70'ler yani. Ne zaman? 3 saatte çıkıyor yazıyor. Şurada. 3 saati ya bunu görmedik. Buradan geçmediğim için bunu görmedik. 3 saatte çok iyi. Bana akşam 9'a dediler. Ama çok güzel yerler var ya. Gençler eğleniyor. Çok güzel insanlar. Aa, daha burayı hatırladım. Dün buradan geçmiştim. Kırmızı bölge yaklaşmayalım dedim. Gene yap. Şimdi duyan da mahsus mu geçtin diyecek ya. Tövbe tövbe. Hemen uzaklaşıyorum. Hem de canlı yayında. Hi, Thorsten Georgia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye bye. Tur şirketindeki kız tura davet ediyor. Hi, thank you. Şema uyuyordu, böyle büyüdü. Ya burada Şahin Tur varken tur şirketine gerek var mı arkadaşlar? Şahin Tur ya. Altın. Evet, bir tane daha şarap mahzeni. Çantam ağır olmasaydı alırdım, bir kişiye götürdüm valla. Çok güzel kahveler, kafeler. Bunlar da turist grubu galiba, bunlar da geziyorlar. Fotoğraf açılarını bozmayalım. I was in a fourth grade. Arkadaşlar, Tiflis'in merkezinde adı Sakli olan bir Gürcü restoranına geldim. Burası Tiflis'in en iyi restoranları listesinde ilk 5 içinde gözüken bir restoran. Şu an kimse yok. Rezervasyonla gelinebildiği gibi
direkt de gelebiliyorsunuz. Duvarlarda çok güzel tabloları var. Daha önce de söylediğim gibi burası şaraplarıyla meşhur bir ülke olduğu için hem bu mekanda hem içiliyor hem de dekor olarak kullanılıyor. Ben az önce siparişimi verdim. Birazdan gelir herhalde. Şöyle bir size içeriğini de göstermiş olayım. Siparişimiz geldi. Çok güzel gözüküyor. Bunun adı ne diye soracak olursanız biraz uzun bir ismi var. Beef steak with sapphire red wine sauce with mushroom. Yani ne diyelim? Kırmızı sapphire şarabı sosu ile marine edilmiş mantarlı beef steak diyelim. Biraz uzun oldu. Yanında da aslında çok alkollü içki tüketen bir insan değilim ama Gürcistan'ın dünyanın en meşhur şaraplarından biri sayılan Saperavi'yi özellikle kırmızı şarabını bir denemek istiyorum gelmişken. Şöyle ikiye ayırdım. Orta pişmiş istedim. Saperavi şarabı soslu bu. Zaten bunların ünlü bir şarabı dediğim gibi. Ve kesilmiyor. Zor kesiyorum bıçakla. Arkadaşlar, buranın sahibi Kristin ve değerli eşi yemekten sonra bana bu tatlıyı önerdiler. Adını söylediler ama şu anda tekrar edemeyeceğim. Bayağı telaffuzu zor bir tatlı ama güzel bir ortam var burada. Eğer yolunuz bu tarafa düşerse Saklı Restorant hemen Özgürlük Meydanı'nın biraz ilerisinde. Adresini yazacağım. Burayı dikkate alabilirsiniz. Ben yemek konusunda gurmelik falan yapmam. Restoran eleştirmeni falan da değilim. Ben sadece yerim.
eleştiri yapanlar devam etsinler. Teşekkürler. Ah, Christine. Yes. What is my bill? My bill? Bill? Yes. You will pay by card? No, cash. 117 laris and 70 tetris. Thank you very much for everything. Very delicious. Thank you so much. I will try your suggest. Tomorrow. Okay. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Arkadaşlar, Tiflis merkezde Galaktioni Caddesi 11 numarada Sakli Restorant. Bir Gürcü restorantı ama dünya mutfağından da tatlar sunuyorlar. Çok iyi ağırlandım burada. Kristin isminde bir garsonumuz vardı. Gelirseniz, uğrarsanız, yani burada böyle bir yer var. En azından bilginiz olsun, uğramasanız da. Şimdilik bu kadar. Yeniden dün gece kaldığım oteli ayarladım. The Corner Hotel. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bu arada fiyat soranlar olmuş. Instagram'dan ne kadar ücret ödedin vesaire gibi. Otel için, şey için. Yani ben çok doğru bulmuyorum fiyat. Konuşmayı da sevmiyorum. Şimdi kimine göre pahalı olur. Kimine göre ucuz olur. Yani o yüzden de bu konuları konuşmak istemiyorum. Velhasıl bir kere ben Tiflis'i çok sevdim. Daha önce de zaten gelmiştim. 9 sene önce Batum'a gelmiştim Tiflis'teyi. Gürcistan'ı genel anlamıyla seviyorum. Güvenli bir ülke. Çok güzel gezebilirsiniz. Gece geç saatlerde bile gezebilirsiniz. Güvenli bir ülke. Yani turistler için güvenli bir ülke. Gezilebilecek bir ülke. Ağzımda da maske var. Nefes almakta zorlanıyorum. Sırtımda 8,5 kiloluk çanta yüklü. Şu otele gideyim, şu çantayı bir atayım da üstünden. Belki bir daha çıkarım. Yalnız kafam bir dünya. Kristin ondan da tattırdı. O şarap, şu şarabı da tat. Bu şarabı da tat. Yudum yudum olsa da, yani kadehleri bitirmesem de en az 3-4 farklı şarabın tadına baktırdı. Biraz çakır keyif olmadım değil. Şu abla neyi çekiyor öyle ya? Bir şey çekiyor ama ne, anlamadım hiç şey. Tekrar ediyorum. Tiflis çok güzel bir şehir. Yaşanılır mı? Yaşanılır. Bence yaşanılır. Genç çok fazla. Turist çok fazla. Aa. Öğlen gördüğümüz abla. Gürcü ablası. Heykeli. Buradan da gözüküyor. Bu matroşka nereye gidiyor acaba? Durdu burada. Ha, birini alıyor.
Ha, okul sarısı. Annesi çocuğunu karşıladı. Aa, şuradan daha güzel gözüküyormuş. İkinci defa Ortaçal'a otobüs terminalinin içindeki laboratuvarda yaptırdım. Akşam 9'da WhatsApp'tan sonucunu gönderecekler. Bakalım ne çıkacak. Bilmiyorum valla. Negatif çıkarsa yarın sabahtan yeniden gideceğim. Şansımı deneyeceğim. Artık olmazsa ben üstüme düşeni yaptım. Bayağı uğraştım yani. Olmazsa döneceğim. Ya da Tiflis'te kalan süreyi Tiflis'te değerlendireceğim. Pardon, bugün akşam açıklanacak PCR testi sonucuna göre hareket edeceğim. Eğer negatif çıkarsa, ki büyük ihtimal negatif çıkar diye tahmin ediyorum, yarın Erivan'ı zorlayacağım. Yok eğer pozitif falan çıkarsa da yapacak bir şey yok. Seyahati keseceğiz o zaman. Bu arada otelin önüne geldim gibi. Otel beni. Karşıda görüyorsunuz tabelasını. O kardeş oteli. Bizim kaldığım, benim kaldığım The Corner Otel'in kardeş oteli bu. Biraz daha düşük kalite. Tek yıldızlı bir otel. Benim kaldığım otelde dün göstermiştik. Hotel Corner. Üzerinde yazıyor zaten. Burası da 2 yıldız bir otel. Malik kardeşim buradaysa rezervasyonumuzu yenileyeceğiz. Şimdilik bu kadar, atıyorum. Arkadaşlar, gene dün gece kaldığım oteldeyim. The Corner Hotel. Şöyle kapımızı kapatalım. O da bu şekilde. Kardeşim Malik, Azeri kardeşim Malik. Bu sefer ona daha üst katlarda daha değişik bir oda verdi. Şöyle odayı size göstereyim. Zaten dün de görmüştünüz. Öyle çok lüks bir otel değil. Tek yıldız ya da iki yıldız tam hatırlayamıyorum. Ama çok temiz. Pırıl pırıl bir otel. Yatakları temiz. Sıcak suyu var. Şöyle televizyonu falan var. Benim çok umurumda değil tabii televizyon. Şöyle göstereyim. Bu da banyosu. Burada var. Böyle yani. Şu aydınlık penceresi dışarıya bakıyor. Temiz. Yani benim İşimi fazlasıyla yorum. Yani güzel güzel uyurum. Sabah 7'de çıkacağım. Gene Ermenistan yollarına. Bakalım. Kısmetse gideceğiz. Kısmet değilse gidemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şurada kardeşim Funda'nın armağanı bana. Yola gidiyorsun diye bana bir çanta göndermiş. Çok güzel bir çanta. Teşekkür ediyorum kendisine. Yani o da işte böyle. Güzel.